Bugün Fuji filmin çıkardığı en keyifli aksesuarlardan birini inceleyeceğiz önce. Sonra başka markada olan muadilini videonun sonunda hediye edeceğiz ve şanslı kimse onu açıklayacağız. Ben Seçil Omaç. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolaya. Hoş geldiniz. Makro fotoğrafçılığa merakınız var. Ama bu konuda gerekli yatırımı yapmadan bu alanda önce kendinizi denemek mi istiyorsunuz? Fuji filmin MCEX 11 ve 16 milimetrelik iki tane makro uzatma tüpü bu işe yarıyor sevgili dostlar. Makro ne demek? Makro büyük demek. Peki. Daha doğrusu büyütülmüş demek. Büyütülmüş demek. Bravo. Aslında basit bir anlatımla çektiğiniz objenin, nerede o benim 25 kuruşum? Burada. Çektiğiniz bir objenin, diyelim ki bu 25 kuruşun, sensöre birebir ölçüde yansıması demek. Bu özellik sensörünüz ya da fotoğraf makinenizle ilgili değil, tamamen lensinizle ilgili bir özelliktir. Buna da lenslerde büyütme oranı adı verilir. Mutlaka duymuşsunuzdur ya da bir yerlerde okumuşsunuzdur. Ve her lensin kendine göre bir büyütme oranı vardır. Bir tane örnek vereyim size. Fujifilm lensleri serisinde 60 mm f2.4'lük bir lens var. Adını makro lens diyorlar ama reel bir makro lens değildir aslında. Çünkü sadece 0,5 katlık bir büyütme oranına sahiptir. 0,5 ne demek? Sadece bunun %50'sinin büyüklüğünü sensör yansıtıyor demektir. Fujifilm'de bir tane sadece gerçek makro lens var. O da 1/1 oranında yansıtan 80 mm f2.8 lenstir. Ki bir zamanlar sahip olduğumuz bir lenstir hatırlıyorsam. Evet, makro çekimler yapardın sen. Sonra sattım. Neden sattım biliyor musun? Neden? X-T4'ü alabilmek için. Ne yapalım? Fırsat olursa alır mıyız, almaz mıyız? Ona kısmet, bakarım. Tekrar. Kısmet. Aslında var ya, Fuji'de her lens alası geliyor insanın. Yani özeniyor insan. Özeniyor. Ama tabii herkes gibi. Biraz pahalı şeyler. Makronun ne olduğunu anladık mı? Şimdi bunu her lensle yapamazsınız ama tabii her lensin bir büyütme oranı var ki zannediyorum büyütme oranları içerisindeki en başarılı lenslerden bir tanesi de 60 mm makronun haricinde bizim o çok meşhur XF 16 mm f1.4. Tamam, ondan sonraki en iyi büyütme oranına sahip lenslerden bir tanesi. Ve o kadar yakına giriyorsunuz ki o lensle 15 santimetreden, ki 15 santimetre lense olan uzaklık değildir, sensöre olan uzaklıktır. Yani lensle aynen dibine giriyorsunuz. Bu makro tüpü 35 milimetrenin altındaki lenslerde kullanamıyorsunuz. Onu bilmekte fayda var. 35 milimetre ve üstü. Ve bu lens bir İşte 11 milimetre yazıp da işte 35'inize takarsanız bu 46 milimetreye çıkar anlamına gelmiyor. Yani bu uzak mesafeyi netlemez. Sizin yapmanız gereken zaten bu büyütme oranına doğru ulaşabilmek için lensinizin minimum netleme mesafesine kadar kendinizi yaklaştırmanız gerekiyor nesneye ki o büyütme oranına tamamen sahip olabilirsiniz. İşte bu lensi takmakla o büyütme oranını artırıyorsunuz. Bu da makroya yakın ya da makro çekimlere, yakın çekimlere yapmanıza sebebiyet veriyor. Şimdi bunu anlamamın en güzel yolu ne biliyor musun Seçil? Bilgisayarda bazı kareler görmek. Tamam, şimdi bakalım. Sevgili dostlar, iki tane lensle denedim. Bir tanesi 35 mm f2. Bir tanesi de kit lens olsun diye 15'e 45'te ama 45 odak, yani 45 mm'de denemeler yaptım. Onlara da hemen şimdi bir göz atalım. Sevgili Seçilcim, ne yaptım biliyor musun? 35 milimetreyi aldım. Önce o en yakın netleme mesafesine bir kare çektim. Ve şöyle bir resim çıktı karşımıza. Yani gerçek büyütme. Lensin reel büyütme oranı bu. Ondan sonra 11 milimetreyi taktım. Bir kare daha çektim. Ve bu kadar büyüttü. Çok güzel. Değil mi? Ne yaptım ama bir de 16 milimetreyi denedim ki aradaki fark ne olduğunu görelim diye. 16 milimetre tabii ki büyütme oranı daha da arttı. Aynen. Sonra bu makro uzatma tüplerini arka arkaya da böyle takabiliyorsun. Çok sonra 11, güzel.
Artı 16 eşittir 27 milimetrede. Bir kare daha çektim 27 milimetrede. Ve elde ettiğimiz görüntü bu. Ve bu neredeyse birebir makroya yakın bir görüntü yakalıyorsun. Evet. E tabi ne demiştik? Sadece bir prime lens denemeyeceğiz. Bir tane de zoom lens denedik. 45 milimetrede ki yaptığımız çekimlere bir göz atalım. Önce 45 milimetrenin minimum netleme mesafesine geldik. Bir kare çektik. Sonra tekrar 11 milimetreyi taktık. Ne kadar yaklaştığımızı ya da daha doğrusu ne kadar büyütme oranını artırdığını gördük. Hı. 16 milimetrede aynı denemeyi yaptık. Çok güzel. Ve en sonunda da toplam 27 milimetredeki büyütme oranı tekrar makroya yakın. Belki de makro birebir büyütme oranına çok sahip oldu. Çok başarılı, çok güzel. Çok başarılı. Evet sevgili dostlar, bugün size vereceğimiz hediye böyle bir hediye. Evet. Başka söyleyecek bir şey var mı Seçil? Yok. Heyecanlı mısın? Ben heyecanlıyım. Ha. Neden heyecanlıyım? Neden heyecanlısın? Valla öncelikle çünkü birinci eşiği, yani önemli olan ve zor olan birinci eşiği geçtik. Bu kanalı kuralı aşağı yukarı 6 aya yaklaştı. 5,5 ay falan oldu, evet. Değil mi Seçil? 6 aya yaklaştı galiba. 6 ayda 1000 aboneyi geçtik. Bu birinci ve zor eşikti. Ve bu yolculukta bana yoldaşlık eden siz sevgili dostlarıma küçük bir hediye etmek istedim. Bir teşekkür amaçlıydı. Daha doğrusu bu benim kendime ait, yani daha doğrusu bu sevinci beraber paylaşmaktı. Tabii sizden. Senin için de bir anı, onlar için de bir anı olsun. Kesinlikle. Belki, öyle ve inşallah da bu yani hediyelerin devamı gelir. Bu sadece birincisi oldu. Tabii. Zaten takipçilerimden bir tanesine 10 bin abonede bir lens hediyesi sözü verdim. XF olmayabilir ama XC kesinlikle söz veriyorum. Ve seçtiğiniz XC olacaktır. Böyle de bir şey söylüyorum şimdiden. İster 50'ye 230, ister 35 milimetre, ister 15'e 45'i 10 bin abonede çekilişe vereceğim, hediye edeceğim şimdiden. Seçimi de onlara bırakıyorsun. Seçimi onlara bırakıyorum. Çok güzel, çok adil. Teşekkür ederim. ne yapalım? Çekilişe geçelim. Ben de heyecanlandım. Geçelim. Peki. Gözlüğümü takayım. Şans hepinizden yana olsun. Sevgili dostlar, bunu yapmak için çok basit bir yol gidiyoruz. Öncelikle kanalımıza gidiyoruz. Bizim yorum yapmanızı istediğim o içeriğe web adresini kopyalıyoruz. Ve Comment Picker diye bir sayfaya giriyoruz. Oraya da yapıştırıyoruz. Ben önden yaptım. Şimdi buradan da Get Comments dediğimiz zaman 76 kişi içerisinden 76 kişi yorum yapmış. Dolayısıyla 76 kişi içerisinden bir şanslı çıkacak. Şanslı çıkacak. Bunu Hayır. yapmak için de şurada Start düğmesi var. Oraya basacağız. Evet, ikimiz birden basıyoruz. Açılışı yapıyoruz. Parmağımı tutayım. Hayırlı olsun. Başlattık. Olmadı. Başlatamadım, ne oldu yine? Evet, başlattık. 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 Aha. Şanslı Nefilim. Üstadım, inceleme için teşekkürler. Çok çok hızlı büyümek dileğiyle yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar. Aa, çok hoş. Sevgili Nefilim, tebrik ederiz seni. Güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben sevindim. Evet, çok sevindim. Güle güle heyecanım kullanın. Biraz da bundan. Bir takipçimizi de sevindirmiş olduk böylelikle. Sevgili Nefilim, senden daha çok yorum bekliyorum. Tamam mı? Sevgili takipçim, kazanan takipçi. İstanbul'daysan ve elden teslim almak istiyorsan onu da yaparız. İstanbul dışındaysan ve postayla, kargoyla teslim edilmesini istiyorsan onu da yaparız. Yapman gereken tek bir şey var. Aşağıda bırakacağım e-mail adresimle lütfen benimle iletişime geç. Başka bir isteğimiz başka yok. Başka bir şey yok. Ondan sonra gerisi kolay. Evet sevgili dostlarım, sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi mensupları. Bir içeriğin daha sonuna geldik. Ve bunun için benim için de çok keyifli bir içerikti. Hadi beklediğinizi biliyorum. Yarın hemen bir içerik daha patlatacağım size. O da 70'e 300'lük lensin ön incelemesi. Nasıl sevindiniz mi? Sevinçlerdir. Bugünlük bu kadar diyelim. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonunu. Hala abone değilseniz lütfen abone olun da bu aileyi hep beraber büyütelim sevgili dostlar. 10 binleri, 100 binleri, milyonlara ulaşalım. Şimdilik huzurla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Seçil Omaç. Yenge.
Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.